Hoşçakalın. Ayvalık'tayız. Necdet Arkın Hocam. Efendim, niçin buradayız efendim? Hasan Bey, niçin buradayız? Ünlü yönetmenimiz, buyurun. Bu akşamki bir film... Önce düzelterek başlayalım. Öyle ünlülük falan yok. Biz Ali Bey'in davetiyle geldik buradaki haftaya bir katkıda bulunabilir miyiz diye. Sağ olsunlar, lütfetmişler. Etkinliklerin arasına bizim geçen yıl bitirdiğimiz bir filmi de almışlar. Bir yalnızlığın anlatması. Biraz süresi uzun Ayvalık için ama bilmiyorum. Saklı olan kalacaktır. Zorlandınız mı efendim? Bu filmi çekerken zorlanma oldu mu? Oldu. Yani filmle ilgili zorlanmalar filmi yapmakla ilgili değil. Bu özellikle site yaşamına girebilmek için İstanbul'da izin alamadım mesela. Çünkü evet. Bunlar denetim altına alınmış. Evet. Ondan sonra dolayısıyla filmin akışında bir takım zorunlu değişiklikler yapmak zorunda kaldım. Küçük yerlerde film çekmek daha mı kolay? Daha kolay. Daha kolay. Daha kolay. Daha yüz yüze ilişkiler kuruyorsunuz. İstanbul gibi böyle metropoliten şehirlerde hem kurallar sıkılaşıyor hem de o tanıdık ilişkilerinden uzakta olduğunuz için bir güven problemi başlıyor. Bu güven problemi işte yazılar, çiziler, valiler, izinler vesaire gibi süreci uzatıyor. Çoğundan da sonuç alamıyorsunuz. Yani İstanbul'da film çekmek için mesela bu sitelerde Büyükşehir Belediyesi'nden yazı getirmem gerektiği söylendi bana. Neyin ilgisi var bunun bende? Meğer bu sitelerin çoğunu profesyonel bir şirket kurmuş Büyükşehir, o yönetiyormuş. Yani şeyin, Büyükşehir'in denetim mekanizması. Bu kaçıncı filmiz efendim? Vallahi saymadım. Ben bu meslekte 40. yılındayım. Çok iyi. 40 yılda çalışıyorum neredeyse. 75'te başladım. Burada bir yönetmen var, Zafer Par, bizim eskilerden. Tanır mısınız? Zafer Par. Evet. İsmen tanıyor. Kadir İnan'ın falan filmini çekmiş. O da buraya yerleşti. Burada bayağı etkin var. İsmen hatırlıyorum ama yani tanıştığımızı söyleyen ama açıkçası. Yeni proje var mı efendim? Yeni projeler. Bu para bulursak bu filmin devamını yapmak istiyorum. Çünkü bu filmde cümleyi tamamlayamadık gibi. Çünkü bu tip şeyler, çalışmalar bir tartışma alanı yaratıyor. O sizi tartışma alanından yeniden besleniyorsunuz. Dolayısıyla yaptığınız şeyin en azından biraz daha ilerletilmesi gerektiğine inanıyorsunuz. Aklımda o var. Özellikle Türkiye'nin modernleşme ve kentleşme ilişkilerinde çok yeterince değinilmemiş bir nokta var. Marshall yardımından sonraki süreç. Bu bizim modernleşme yönümüzü çevirir. Eskiden Avrupalı olmak isterken Marshall yardımından sonra Amerikalı olmaya çalışan bir toplumuz biz. Bunun da anlatılmaya değer olduğuna inanıyorum, becerebilirsin. Çok merhaba Hasan Bey, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Hanımefendi, iyi akşamlar, merhabalar. Evet, bu akşam niçin buradayız? Bir kısa filmimiz var. Evet. Evet, biraz bunun için mi geldiniz efendim? Evet, onun için geldik. Hem de yönetmeni tanımak, onunla sohbet etmek için geldik. Çok iyi. İlgileniyor musunuz sinemayla? İlgileniyoruz. Elimizden geldik. Evet. Hanımefendi? Ben de burada filmi izlemek için geldim. Aynı zamanda yönetmenin konuşmasını dinlemek için geldim. Çok iyi. Çok mersi. Teşekkürler efendim. Aysel Hanım, bu akşam... Evet, bu akşam belgesel izlemeye geldik. Yoğun bir program. Kursuşmakla meşguluz. Çok mersi. Efendim şu an şey var, kısa film var, izleme geldik değil mi efendim? Evet. Evet. Daha önce izlediniz mi Hasan Bey'in filmlerini? Hayır. İlk defa. İlk defa göreceğiz. Evet. Ali Bey'i takip etmeye çalışıyoruz. Hep herkes Ali Bey'i takip ediyor. Aynen. Teşekkür ederiz ona yaptığı iş. Tüm sanat severleri de bekliyoruz etkinliklere. Çok mersi. Sinema izlemeye geldiniz. Evet efendim. Evet, takip ediyorsunuz yakından. Evet. Hasan Bey'i daha önce izlediniz filmlerini? Hasan Bey'i izlemedim. Fotoğraf sergisi için gelmiştik. Bu arada bunda değerli. Çok merhaba.